en öndeyiz. Yürüyüşümüzü burada bir mitingin ardından sonlandıracağız. Buraya katılan, destek olan kurumların konuşmalarından sonra mitingimizi coşkulu bir şekilde bitireceğiz. Şimdi hep beraber tekrar haykıralım. Hırsız Tayyip Erdoğan, hırsız Tayyip Erdoğan. Bugün burada bir şeyi ilan etmek için toplandık. İlan ediyoruz. Yağmanın sonu gelmiştir. Şovgunun sonu gelmiştir. Hırsızlığın sonu gelmiştir. Faşizmin sonu gelmiştir. Bu sonu hazırlayanlar Mustafa Kemal'in askerleridir. Mustafa Kemal'in askerleri. Merhaba, merhaba hepinize. Hoş geldiniz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Değerli ustalarlar, 17 Aralık'tan önce de biliyorduk ancak 17 Aralık'ta tescillenmiş oldu. Başbakanıyla, bakanlarıyla, hükümetiyle, akrabasıyla bu milletin parasını yemeye gelmemişler. Biz gemiciklerini biliyorduk. Parmaklarındaki milyon dolarlık yüzükleri biliyorduk. Bir de milyon dolarlar ayakkabı kutularının içinden çıktı. Yazıklar olsun bu milleti yönetenlere. Bununla da... Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Bakınız, daha 2 gün önce ayakkabı kutularından milyonları çıkan bakan çocukları tahliye edildi. Artık adalet kazanacak demiyoruz. Kazanacak bir adalet kalmamıştır. Artık kazanılacak bir adalet vardır. Zaten adalet kazanacak olsaydı bugün Tuncay Özkan burada bizimle yürüyor olurdu. Bugün Doğu Perinçek burada bizimle yürüyor olurdu. Bugün İlker Başbuğ burada bizimle yürüyor olurdu. İlk görevimiz bu adaleti kazanmaktır. Kazanacak mıyız? Hırsızlar mecliste, yükselerler hapiste. Hırsızlar mecliste, yükselerler hapiste. Hırsızlar mecliste, yükselerler hapiste. Buradan soruyoruz, buradan soruyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, o Silivri zindanlı, Hassal zindanlı, o yurtseverler bugün burada bizimle yürüyemesin diye yapmadınız mı? Haziranda bizimle birlikte Gündoğdu Meydanı'nı doldurmasınlar, bütün mahalleleri, sokakları zapt etmesinler diye yapmadınız mı? Peki bu bizi durdurabildi mi? Hayır! Durduracak mı? Hayır! Bundan sonra ilk vazifemiz o Silivri zindanını yıkmaktır. Söz veriyoruz, yıkacağız. Bugün buraya TGB'nin çağrısıyla toplanan tüm binlerce hırsseverimize teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse TGB'nin buraya niye çağrı yaptığını sadece Bursa Rıtkı'nı hatırlamak yeterli olacaktır. Ne diyordu Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bursa Rıtkı'nda? Türk genci Cumhuriyetinde değerlerin sahibidir. Biz bugün değerlerin sahibi olduğumuzu göstermek için burada toplandık. Ne diyordu devamında? Bunlara en ufak bir zarar geldi mi? Türk genci elle, taşla, destinler sıralarında Cumhuriyeti'ni koruyacaktır. Yani bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet ordusu vardır demeyecektir. Şimdi soruyoruz burada, Cumhuriyeti koruyacak bir polis örgütü var mıdır? Polis örgütü Tayyip Erdoğan'ın ve Fethullah Gülen'in elinde oyuncak olmuş durumda. Cumhuriyeti koruyacak ordumuz kalmadı. Bakın, bütün yurtsever
yapmaya çalıştılar. Haziran'da meydanları zapt eden Türk gençliğini şimdi yine adaletle korkutmaya çalışıyorlar. O zaman biz buradan sözünü veriyoruz. Biz de canımız var, biz de halkın adına mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen iktidarını yıkana kadar, bu ülkede milli bir hükümet kurana kadar, gerçekten demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye elde edene kadar, biz Türk gençliği olarak, kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Biz sizden korkmuyoruz, burada siz binlerce Mustafa Kemal'in askerinden korkun. Değerli izleyenler, aramızda bize destek olmak için bu sefer Mustafa Kemal'in doktorlarından biri var. İzmir Tıp Odası Başkanı Sayın Doktor Saad Kaptener'i buraya davet ediyoruz. Dostlarım, İzmirli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sizi Mustafa Kemal'in tıbbiyeleri adına saygıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm dediler. Yazıklar olsun sizlere. Yazıklar olsun. Şimdi bir görevimiz var. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi tamamlamak. Ülkemizi bağımsız, demokratik, özgür bir Türkiye haline getirmek. Onun için bütün milli güçler, bütün devrimciler, bütün yurtseverler, bütün Atatürkçüler, milli bir hükümet kurulması için ulusal çıkarlarımızı savunan bir iktidara kavuşabilmemiz için birlikte olmamız lazım, güç birliği oluşturmamız lazım. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Kaçanı da mahkum ederiz. Kaçanı da yürürüz. Ve bu ülkeyi soyanlar helikoptere binip kaçamazlar. Bu ülkeyi soyanlar hiçbir yere gidemezler. Sizlerin elleri, bu hükümeti, bu devleti, bu milleti soyanların yakasındadır. Silivri'yi boşaltacağız. Bu milleti soyanları Silivri'ye koyacak. Yargılanacaklar. Bağımsız yargı bunlara hesabını soracak. Siz polisi de yıktınız. Adliyi de yıktınız. Yargıyı da yıktınız. Savcıları da yıktınız. Her şeyi yıktınız. Ama Mustafa Kemal'in askerlerini biz vatanseverleri yıkamadınız. Yıkamayacaksınız. Eğer burada hep beraber söz verelim. Bu hırsızları yakalarından tutup yargılayıp Silivri'ye sokmazsak bizlere haram olsun. Olsun. Mücadelemiz devam ediyor. Bunları yakalarından tutup sürükleye yargılayıp yurtseverleri boşalttıktan sonra yaptıkları zindanlara sokana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadeleye devam arkadaşlar.